Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golla.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle büyük bir teşekkürü hak eden kanalımızın cefakar ve fedakar taraftarlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Ya sizler sayesinde her geçen gün daha da büyüyoruz. Allah nasip ederse inşallah çok kısa süre içerisinde 23.000 e, takipçili bir kanal olacağız. Hani yayınlarda, videolarda benim kahramı çektiğiniz için, reklamları izlediğiniz ya da tıkladığınız için... Video veya yayınlara beğeni attığınız için yani her şeyden öte yanımda yakınımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Sadece transfer döneminde değil 7-24 bu kanalda olan e, kişiler kendilerini çok 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 iyi biliyorlar arkadaşlar. Allah razı olsun arkadaşlar. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Mesela son canlı yayınımız e, şu an itibariyle yani benim hesabımda 505 beğeniye ulaşmış. Yani 600 beğeni geçer diye tahmin ediyorum sabaha. İnşallah da yanılmam. Tabi Fenerbahçe'nin de etkisi var. Çok çok güzel bir sonuç oldu. Çok çok güzel bir sonuç oldu. Ve ben bu sonuçla ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım. Bir nevi duyum. Bu arada kanalımızın abonesi 22.900 hala. Yani 22.900 küsürlerde. İnşallah sabaha 30.000'de oluruz. Bakın arkadaşlar maçın özetini şu şekilde anlatayım size. Fenerbahçe milli aradan 3 puanla döndü. Bakın milli aradan sonra Fenerbahçe konuk olduğu Kayseri Sporu Zayts, asist Serdar Aziz, Rossi, asist İrfan Can, İrfan Can kahveci asist Osayi ve Arda Güler, asist Mert Hakan Yandaş. Bunların golleri de 4-0 mağlup etti ve Süper Lig'deki kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı. Daha doğrusu kazanma serisini diyelim son 7 maçta 6 maça yükseltti. Bu şekilde söyleyeyim. Hani kay kaybetmeme serisi diye bir şey yok. Son 7 maçın 6'sını kazandı. Hani bir beraberlik var. Onun da hani 10 kişi kalınması vesaire. Kadir Has Stadyumu'nda Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynandı maç müsabaka. Hani Fenerbahçe Lig'de maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ve son oynadığı ligde oynadığı son 5 maçtan da bu Kayserispor mağlubiyetle ayrılıp 38 puanda kaldı. İnşallah önümüzdeki haftalarda <laughs> ee, yani kendilerine çeki düzen verirler mi diyeyim ne diyeyim yani nasıl bir şey yapayım. Fenerbahçe bir hafta sonra sahasında Galatasaray'la oynayacak ve Kayserispor'da Göztepe deplasmanına gidecek. Ardından Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra da Göztepe ile yine Kadıköy'de oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin arka arkaya iki tane Kadıköy maçı var. 2 maçtan 6 puan. Bence altı değil 60 puan değerinde. İnşallah da alırız. Tabi İsmail Kartal'ın değişiklikleri var. Konya Spor müsabakasına göre değişikliği var. Mesut Özil'in kadro dışı kalma olayı var. Ozan'ın kadro dışı kalma olayı var. Onları konuşacağız. Hani Tisserand götürülmedi. Kayseri'ye. Ee, Mert Hakan'ın, Noah'ın mesela Novak da kayda değer bir oyun sergiledi. Hani müsabakaya şundan çıktı, bundan çıktı, şu oldu, bu oldu diye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şu oldu, bu oldu demeye gerek yok. Fenerbahçe iyi başladığı maçtı. Yani 16'da golle süsledi. Sonrasında <laughs> Fenerbahçe'nin üstünlüğüne giderken Fenerbahçe ikinci golü buldu. Hani Kayseri'nin etkili geldiği bir duran top vardı. Altay'ın müthiş müdahalesiyle. Gavranović bugün Fenerbahçe taraftarı görmüştür. Yani Gavranović rakipte bir forvet var. Yani Fenerbahçe'de sanki forvet yok gibi bir oyun var ama ben bunu sistemsel olduğunu düşünüyorum. Yani hocam bir Fenerbahçe bir forvet alsa demek ki uçuşa geçeriz falan diyorlar da ben bunu sistemsel olduğunu düşünüyorum. Hikmet Karaman ikinci yarıda hamleler yaptı. Hani Abdülkadir parmağı kenara aldı. Maç öncesinde demiştim yani üstüne çok düşün. Yani bir kart aldırabilirsiniz, sinir edebilirsiniz. Orta saha üstünlüğü ele geçirirsek sahadan silinirler diye. Hani Cardozo, Abdülkadir parmak çıktı. Bertolacci pek demek girdi. Ama İrfancan 54'te maçı bitirdi. Çünkü 54'teki o gol hani o Samuel'in asistinde o gol maçı bitirdi. Tabi top toplayıcı çocuğun eşine gol armağan bekleyen İrfancan'a İrfan topu vermemesi de ayrı bir olay. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Kayserispor Spor taraftarı Fenerbahçe'yi alkışladı. Hani İrfan Can çıktı 68'de Arda Güler oyuna girdi. Pelkas oyuna girdi. Hani Rossi ile İrfan Can günün etkili isimleri oyundan çıktı. Ferdi Gustavo geri döndü ki ikisinde çok ciddi uzun süreli sakatlıkları vardı. Ee, Tabi Gustavo'nun ayrıca maaş problemi de taraftar tarafından tepkiye sebep. Hani oyuna girdi Gustavo e, birkaç güzel hareketi vardı. Kim Minji sarı kart var diye 84'te çıkarıldı. Arda Güler yine kendinden bekleneni yaptı oyuna girdi ve golünü attı. Yani bu çocuğun gol atması çok sevindiriyor beni. Maç bu şekildeydi. Maçtan sonra İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bence asıl güne damgasını vurması gereken bu. Bu arada hakem, hakem'in ben yönetim tarzını biraz beğendim. Evet sarı kartlar falan var. Fenerbahçe'nin iki sarı kartı da haklı gibi. O aynıkini tam hatırlamıyorum ama Serdar'ınki haklı. Ha, kırmızı olur muydu? Yok kırmızı olması için biraz daha üstte gitmesi lazımdı. Şimdi İsmail Kartal'ın ilk açıklaması Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili. Evet. İsmail Kartal ee, ilk açıklama onlarla ilgili. Sayın Başkanımız Ali Koç'un doğum günü diyor. İyi futbol oynayıp 3 puan alıp ona armağan istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum demiş. Ben de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin başında başkan olmayı sürdürecekse inşallah her sene şampiyon olunan bir başkanlık serüveni olur. Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayseri Spor'u çok iyi analiz ettik. Belli. Tüm planlarımız işledi. Çok şükür. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu. Daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklarının artması takımı etkiledi demiş. Arkadaşlar gülmeyin. Gerçekten bu çok etkiliyor. Bakın uyku düzeniniz değişecek. Hani mesela günlük saat gece 1'de 2'de yatıyorsanız Uyku saatleriniz değişecek. Bir gün 12'de yatasınız gelecek, bir gün 11.30'da. Mesela benim şu anda felaket uykum var. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçe'm için yapmaya devam edeceğim. Şimdi <laughs> devam edeceğiz diyor. Bakın bu açıklamada ben ince bir şey sezdim. Az sonraki açıklamada kalını sezeceksiniz. İnce bir şey sezdim. Bak diyor ki bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. İnce mesaj şu. Saygı çerçevesinde yaklaşan herkese devam ediyoruz. Saygısızları kadro dışı bıraktık. Ve <laughs> bu şekilde devam edersek daha iyi yerlere geleceğiz diyor. Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Şu açıklama çok hoşuma gitti. O zaman da ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı. Bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun. Yani bu alkışlanacak bir hareket. Bakın medyanın önünde ne derseniz deyin. Şimdi ben bunu size bir öğretmenlik örneğinden vereyim. Öğretmenlerin WhatsApp grubu açmak gibi bir zorunluluğu yok. Hiçbir Allah'ın kulu niye WhatsApp grubu açtığını açmadın diyemez. Ama WhatsApp grubunu açtıktan sonra Orada hangi kelimeyi, hangi cümleyi kullanırsanız kullanın, aleyhinize delil olarak kullanan art niyetli insanlar çıkabiliyor. Misal, mesela ben oraya yazıyorum, örnek veriyorum. Ne diyorum? İşte Türkçeden 70. sayfa ödev. Adam çıkıyor, iki gün sonra diyor ki Türkçeden 70. sayfayı ödev verdin. He, niye ödev verdin? Ya da kelime de orada Türkçeden 70. sayfa, orada virgül kullanmamış. Bu nasıl öğretme? Misal. Ya da orada niye virgül kullandı? Kendini yüksekleme görüyor diye. Şimdi İsmail Kartal burada ne derse desin benzeri olacaktı. Şu yüzden kadro dışı kaldılar. Affedebiliriz. Ha İsmail Kartal açık kapı bıraktı. Yönetim geri adım attı. Değil mi? Affetmeyeceğiz. İsmail Kartal'daki kibir kimse de yok. Def buna Yani aleyhinde delil olabilirdi. Ama İsmail Kartal'ın teknik direktörlükle ilgili açıklamaları var. Bakın. Başlık İsmail Kartal ikinci olmayacağım. Hayır. Ben size başlığı söylüyorum. İsmail Kartal Löv gelmeyecek Bak löv gelmeyecek Ben devam edeceğim Başlık bu Yani son dakika Başlığında son dakika İsmail Kartal Löv gelmeyecek Ben devam edeceğim Dedi desem yalan söylemiş olmam <laughs> Bakın Diyor ki Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım? Ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Şimdi kalır mıyım? Ayrılır mıyım? Sanki tercih hakkı bende gibi. Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım? Ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip kısmet. Rızkı veren Allah. <laughs> Tabii ki Allah. Amenna. Bu arada İrfan Can'dan ve takımdan rahatsız olan yok değil mi arkadaşlar? Yani beğenmediyseniz videoyu sadece bu kardeşlerimiz için beğenebilirsiniz. İrfan Can için. Yani İrfan Can'ın golünde keşke karnına koysaydı. Bir Alex Sevinci olsaydı. Ee, neyse. Şimdi bak. Rızkı veren Allah'tır. Tabii ki de rızkı veren Allah'tır. İkinci adam olmam demiştiniz. Bu görüşünüz geçerli mi sorusuna? İsmail Kartal'ın yanıtına bakın. Çok dikkatli bakın. İkinci adam olmam herhalde yani. Ben söyleyeceğim söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam. Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm. İkinci adam olmayacağım demiş. Şimdi <laughs> eskilerin bir lafı var. Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya diye. Hatırlıyor musunuz böyle bir, bir söz duydunuz mu? Bir de ben öğretmen arkadaşlara da söylüyorum. Çoğu hatırlamıyorum diyor. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer diye bir şey yok mu ya? Söz yok mu ya? Ben mi uydurdum o sözü? Ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir söz var diyorum. Öyle bir şey yok. Sen uydurdun onu diyorlar. Şimdi bak. İkinci adam. Şöyle söyleyeyim. Bu kanalda en çok videoyu kim çekiyor? Ben çekiyorum. İkinci sırada Buğra çekiyor. İşte üç belki Şeref bir iki tane çekti. İşte Ezgi vardı. Bir iki tane çekti. O iş bana göre değil dedi. İşte birkaç kişiyi denedik olmadı. Şimdi Buğra ikinci adam diyebilir misiniz? Diyebiliriz hocam ikinci adam sonuçta hani Sen yoksan o var dersiniz Peki Buğra birinci adam Olabilir mi? İmkansız İmkansız. Niye? Benim kadar vakit Bulamaz. Benim kadar manyak değil Kafa benim kadar kırık değil Benim kadar Hani ee, boş vakti yok Anlatabiliyor muyum? Ve benim kadar imkanı yok Mesela benim bir oda bu oda komple şey Bir nevi benim odam gibi bir şey Alan razı Satan razı. Hanımla da anlaştık El sıkıştık, okeyleştik. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi ben Buğra'ya desem ki Buğra sen ikinci adamsın ama etliye sütliye karışma, video çekme, hiçbir şey yapma. Sadece kanalda ol. Buğra'nın işine gelir. İşine gelir. Desem ki aylıkla sana 3 bin lira para. Oo hocam Buğra'ya 3 veriyorsan sen hoca Buğra'ya 3 veriyorsa kedi de alıyordur. Bir o 5. Ya misal veriyorum. Yani Löw İsmail Kartal olayını kıyaslamak için söylüyorum. Şimdi Löv'e verseler 5 milyon euro. İsmail Kartal'a ikinci adam olduğu için kaç verirler? Taş çatlasın. 500 bin TL. Taş çatlasın. Değer mi? Bence değmez. Bence değmez abi. Peki Löw hiç gelmese İsmail Kartal'a ne verirler? Minimum 1 milyon euro. Da 500 bin euro dedim özür dilerim. 5 milyon TL falan diyecektim. Yanlış anlaşma. Hocam 500 bin TL'ye ne yapar? Hiçbir şey yapmıyor adam. Töbe çalışmaz. İkinci adam da birinci adam da olsa çalışmaz. 5 milyon TL pardon. Şimdi 1 milyon euro ne yapar? Bugünün kuruna 16 milyon TL yapar. İkinci adam olsam 5 milyon TL alırsın. Ama risk birinci adamın başında. Sana ne? Başarı gelirse birinci adam. Sana ne? Ben olsam kabul ederim. Risk yok ki. Risk yok risk. Ha Peki alsana bir kaya derken neyi kastettin? Emre Belizoğlu geçen sene sadece Sivas maçında Fenerbahçe kaybetti. Emre'yi siz Sivas maçında kaybettiği için gönderildi sanacak kadar duyumsuzsunuz. Ben size onun duyumunu vereyim mi? Sivas maçından önce şu şu an oynattığım arkadaş var ya bu arkadaş ve birkaç arkadaşla birlikte sabaha kadar PlayStation oynuyorlar. Cips, kolalar. Tabi tabi şaka yapıyorum zannedin siz. Ramazan, Ramazan evet şaka. Yalan şakası olmaz arkadaşlar. Tabi bu da Ali Koç tarafından öğrenilince bir tepki. Hatta hatırlayın İrfan Can o Sivas maçının başında sakatlandı. Kulüp doktorları dedi ki yanlış beslenme, uykusuzluk, işte yorgunluk. Yani siz... Hayır ben burada yanlış anlamıyorum. Embe Belizonlu falan şey yapmıyorum. Hani önünüze falan servis etmiyorum. Ama anlatmak istediğim şey şu. Geçen sene bu yüzden gitti. Şimdi İsmail Kartal'a bakıyorsun. Takımda disiplin var mı, düzen var mı, refah var mı, huzur var mı, oyun var mı, futbol var mı, sonuç var mı? Taraftar memnun mu? Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarından hiç Ali Koç istifa hashtagini atan var mı? Var mı? Yok. Peki ne oldu? Ali Koç'un nesi değerlendi? Hocam sivillerim dayıp olur. Lan manyak öyle değil. Ali Koç'un neyi değerlendi? Ali Koç'un bu hamlesi değerlendi. İsmail Kartal hamlesi. Şimdi Ali Koç'un yanında olmak istemezdim. Düşünsene elinde bir opsiyon var. Löv opsiyonu ya da başkası. Getireceksin getiremiyorsun. Lövü getirsin İsmail Kartal gidecek. Yani lövü getirsin İsmail Kartal gidecek. Ha şunu yapabilirsin. Davumu sportif direktör getirip bak davumdan bahsediyorum. Sportif direktör getirip ya senin yurt dışındaki havuzun çok genişti hem sportif direktörlük yap hem altyapıyla ilgilen hem de gurbetçi bul bize dersin. İsmail Kartal'a da devam edersin. Olur ya seneye de şampiyon olursan işler tıkırında her şey yolunda. Ha İsmail Kartal Avrupa'da hiçbir başarı elde edemezsin. Yani töbe hiçbir başarı elde edemezsin. Bu ayrı mesele. Ama kimin umrunda? Yani löv lövle de elde edemezsin de. Size ben açık bir çek sunayım. Arka arkaya 5 yıl boyunca Fenerbahçe şampiyon olacak deseler inşallah kurban olduğum Allah'ım. Hadi 5 beş yılın 5'inde de Türkiye Kupası alacak. 5'inde de Türkiye Süper Kupası'nı alacak. Ama Avrupa'da da 5 sene boyunca Şampiyonlar Ligi'ne gidip her sene 1 ya da 2 puan alacak. Yani grupta 1 ya da 2 puan alacak. Kabul müsünüz? Ben kabulüm. Ben kabulüm. Çünkü Avrupa 20-25 milyon euro demek. 4 sene gitsen 100 milyon euro. Her sene ligde şampiyon olsan de, futbol satışına sen malı götürürsün. İsmail Kartal sana bunu sağlayabilir. Hocam 5 sene İsmail Kartal'ı şampiyon yapamaz. Kapasitesi yok. Ben onu bilemem. Her sene İsmail Kartal bir tane Arda Güler çıkarsa 5 sene ligde şampiyon. Hatta 5 sene de 3 sene ligde şampiyon yapsın. Sadece 5 sene de 3 sene. 3 tane de Türkiye Kupası, 3 tane de Süper Kupa alsın. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'ne 3 defa gidelim. 6, 7, 8, 9 puan alalım. Birinde de gruptan çıkmış olalım. Her sene de bir tane Arda Güler çıkarmış olsun. Kabul müsünüz? Kabulüm. İkisi de aynı yola çıkıyor değil mi? Vallahi ben İsmail Kartal'ın açıklamalarından şunu anladım. Yani ben varsam Löve ne gerek var? Niye para harcayacaksınız demeye istiyor. Ligi çok iyi bitirirsek demek istiyor. Bakalım ne yapacak. Pazar günü ciddi bir sınavı var. Çok çok ciddi bir sınavı var. Yani rızkı veren tabii ki Allah'tır. Dualarınızı eksik etmeyin. Yani dualarınızı eksik etmeyin. Ben İsmail Kartal'a güveniyorum. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah da böyle gider. Şu an için durumlar bunlar arkadaşlar. Videomuza bir beğeni atmayı çok görmeyin. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.